Birleştirilen yer belli olmaz. Gördünüz mü? Birleşmiştir üçü. Benim babam urgancıydı, amcalarım. Ailecek yani. Aile. Tire zaten geçimini de urgancılıkla sağlardı. Geniş yani. Her evde hiç yoksa bu çarktan bir tane vardır muhakkak. Tabii yıllar önceki benim demiş oldu. Biteli artık 40 yıl falan oldu. Bunlar çeşmelerde. Bunlar mesela bunlardan kilim falan yapılıyor. Kumaş dokumada hepsi de yapılabiliyor. Ben 11 yaşında başladım. 11 yaşında. Okuldan zaten geldiğimizde mesela ile takma deriz. O işlediğimiz ileyi. Annemi, babamı yardım ederdim. Mahlacı dövmesinde, taramasında o şekilde başladı. İlkokuldan çıktıktan sonra zaten hemen başladım yani. Bu kendi tohumumuzdur bu. Tarlaya ekilerek kendi bitkisi yetişir. Boyu 2,5-3 metre boyunda olur. Bunlar biçilir, biçilir, suya gömülür. Bizim burada küçük menderezimiz vardı. Tabii şimdi su kesildi ama daha öncelerin bizim çocukluğumuzu berrak bir şekilde akardı. O suda 9-10 gün bekletilir. Gömülür yani suya. Sudan çıkardıktan sonra bu bitki kurur. Ucunu kırdığımızda evleri dağılır. Bunlar develerle gelip evleri dağılırdı. Tabii ince yapmayı başladım. Bu ben işlemiş olduğum, otururken düşündüm. Bunları ben dedim, boş otururken sadece gösterme amaçlı olmasın. Runnerlar yapmaya başladım. Sepetler yapmaya başladım. Çantalar, değişik şeyler yaparak bir şekilde hayatımızı sokmaya çalıştık ve yani ürettiklerimiz de müzemize satılmaktadır. Biz her şeye sabrettik yani. Çok şükür mükafatındı. Görüyoruz. En azından bildiğim için ben hani o kadar gurur duyuyorum ki İyi ki öğrenmişim diyorum. Biz zanaat gerçekten de zanaat başka. Ben unutulmamasını istiyorum. Çok faydalı olan bir bitki zaten. Bir de ekimini de çok istiyorum ben bunun. Bizler ölmeden en azından eşim de biliyor bunu hani. Ekimini, biçimini ben de yaptım ama en son babam 7 yaşındaydım biz hani ektiğimizi. Tabii biz kız çocuğu olduğu için götürmez. Erkek çocuğu daha bir fark. Hani götürülüyordu tarlaya. Eşim bunları yetiştirenler. Bizler ölmeden hani birilerini miras bırakılsın istiyorum. Bir tarlayı ver, ekildiğini bir dağın verdiği oksijeni verir. Bir zararlı böcek barındırmaz. Çok faydalı bir bitki. Başka şeyle karıştırılıp da şey yapılmaması lazım bence.